Herkese merhabalar. Fiziksel ve kimyasal değişimler konumuzu beraber yapacağız. Şimdi sizinle beraber fiziksel değişim yani değişim türlerinden en sıradan olanı onu öğreneceğiz. Ardından da kimyasal değişime bakacağız. Daha özellikle kimyasal tepkimelerin olduğu ve gerçekten de maddenin içinin dışının her şeyinin değiştiği tepkime türüne bakacağız aslında beraber. Hangisi daha zor hocam? Evladım benim, bir kere biz zaten kimyasal değişimleri öğrenerek kimyasal tepkimelere hazırlık yapıyoruz. O yüzden bizim şu anda öğrenmemiz gereken şey kimyasal değişimler, bu birazcık daha kapsamlı. Tabii fiziksel değişimler her gün bildiğimiz işte sarımsağın havanda ezilmesi, böyle normal şekerin toz şeker haline gelmesi veya pudra şeker haline gelmesi, işte şekerin suda çözünmesi, aynı zamanda ekmeğin dilim dilim dilimlenmesi, çamaşırların kuruması, yani hal değişimleri mesela fiziksel değişim. Mesela suyun buharlaşması, işte suyun donması gibi böyle değişimlere biz fiziksel değişim diyoruz. Buğdayın un haline getirmesi, mesela küçük küçük parçalıyorsun. Mesela camın kırılması fiziksel değişim. Ha, cam kırılıyor, doğru. Aynı zamanda mumun erimesi fiziksel değişimdir mesela. Ama göbeğimizin erimesi fiziksel değişim hocam. Evet, kesinlikle o da başka bir şey ama şunu unutma. Bu arada hayır, o göbeğin erimesi mesela kimyasal değişim. Burada şunu unutma. Bak, dikkat edelim. Buğday un haline getirirken fiziksel bir olayla yapıyoruz bunu. Veya mum aslında katı halden sıvı hale geçiyor. Ama şimdi buraya dikkat edersen bak, demirin paslanması, yani özelliği değişiyor. İç yapısı da değişiyor. Kimyasal bir tepkime oluyor. Yaprağın sararması. Burada kimyasal rengi bir değişiyor. Değişim var aslında. Evet, aynen. Çünkü iç yapısı da değişiyor aslında. Bu tekrar, bu arada şöyle bir tüyo vereyim sana, eski haline döndürülemez gibi bir özelliği de var. Yani sararmış bir yaprağı tekrar yeşil hale döndüremezsin mesela sen. Oradan da aklına getirebilirsin. Veya odunun yanması mesela. Odun yanınca evladım benim artık kül haline geliyor ve içindeki gerçekten maddenin cinsi değişiyor. Oksijenle birleşerek kimyasal tepkimelere gidiyor. Veya mumun yanması. Bak dikkat et. Mumun erimesi, katı halden sıvı hale geçmesi, bu hal değişimi olduğu için fiziksel, ama mumun yanması da burada yanma reaksiyonu olduğu için kimyasal bir değişim oluyor. Demirin paslanması, sütten yoğurt yapılması, peynir yapılması, yumurtanın haşlanması ve benzeri diyoruz. Peki şimdi ne yapalım? Hemen dersimize geçmeden önce size ödevi baştan vermek istiyorum. 0'dan 8'e sayısal kitabı olan arkadaşlarımız da fen kısmını açtıkları zaman zaten ünitelerimizi teker teker bitiriyoruz. Gerçekten süper bir şekilde ilerledik ve fiziksel kimyasal değişim sayfa 220 ve 221'i çözebilirsiniz arkadaşlar. Programımıza uygun bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Taktikli kitap olan arkadaşlarımız için de hemen ödevimizi vermek istiyorum. Bu da önemli çünkü önemli bir ünitenin aslında son konularına gelmek üzereyiz. Burada fiziksel ve kimyasal değişimler aslında kimyasal tepkimelerden hemen önceki test 38'i kapsıyor. Test 38'i yaparsanız taktikten mükemmel bir şekilde konumuzu pekiştirmiş olursunuz. Dersten sonra yapabilirsiniz. Dersten sonra yaparsanız daha da oturur kafanızda diyoruz. Ve burada fiziksel kimyasal değişimlerle alakalı test 40 ve 41 yaparsanız bu iş bitmiştir diyoruz ve aynı zamanda Zoru Bankası'na baktığımız zaman da Zoru Bankası'nda da hemen size ödevinizi vermek istiyorum. Zoru Bankası'nda da yine fiziksel kimyasal değişimlerle alakalı testimiz hemen burada. Buradaki testimizi yaparsak, test 34'ü yaparsak bu iş bitmiştir. Sonra kimyasal tepkimelere beraber geçelim. Hazırım hocam konuyu dinlemeye. Hadi bakalım o zaman dersimize geçelim. Tonguç'um, maddelerin kimyasal yapısı değişmeden, yani sadece dış görünümünde meydana gelen değişimlere biz fiziksel değişimler diyoruz. O zaman maddedeki değişimleri ikiye ayırmıştık. Fiziksel değişim, dış görünüşünde meydana gelen değişimler. Peki fiziksel değişime neden olan olaylar neler olabilir Tonguç Orhan Bey? Yırtılma. Aynen öyle, süper. Yanma. Yanma olmaz, patlatma. Katlama, yırtılma. Mesela şu kağıdı ben böyle katladığım zaman bir fiziksel değişim yaşattım. Veya yırttığım zaman fiziksel değişim. Ezdiğim zaman bir şeyi fiziksel değişim. Kestiğim zaman fiziksel değişim. Dolayısıyla Tonguç evladım benim, bunların hepsi fiziksel değişimler için geliyor. Başka ne olabilir? Hal değişimleri. Maddedeki hal değişimleri ne olabilir Tonguç? Hemen söyler misin bana? İ hali, E hali, hayır. D hali, den hali. Maddenin hal değişimleri mesela donma, ondan sonra kaynama, ondan sonra erime, ondan sonra yoğunlaşma. Bunların hepsi de fiziksel değişime örnek veriyoruz. Geldik mesela bir tane model soruyoruz. Marangoz Halim Usta. Ahşap sandalye üretmek için ahşap malzemeleri istenilen kalıplara göre kesip şekillendirir. Sonra ahşap malzemeleri çeşitli makineler ve el aletleriyle
zımparalar demiş. Tahta parçalarını bağlantı yerlerinden vidalar demiş. Adam bize ne yaptığını söylemiş. Yapılan bu işlemlere ilgili hangileri doğrudur demiş. Tahtada fiziksel değişim gerçekten doğru. Neden? Tonguç bak bu dikkat ettiysen kesiyor. Kesiyor ahşapları. Sonra makinelerle zımparalıyor. Bunlar hepsi fiziksel değişimler örnek. Veya vidalıyor bağlantı yerlerini falan filan. Hepsi fiziksel. Dış görünüşü değişiyor. Dış görünüşü değişiyor doğru. Kendine özgü tanecik yapısı kurur. Bu da doğru. Çünkü fiziksel değişimde maddenin tanecik yapısı değişmez. Maddenin sadece dış görünüşü değişiyor diyoruz. Cevabımız Denizli diyoruz. Bravo diyorum sana. Geldik kimyasal değişime. Tonguç'um günlük yaşamda karşılaşılan bazı olaylar sonucunda maddenin iç yapısının değişmesine de biz kimyasal değişim diyoruz. İç yapı ne demek Tonguç evladım benim? İç yapı içinde yani kalpten gelen sevgiyle. Hayır Tonguç'um şöyle iç yapı demek aslında maddenin tanecik yapısında, moleküler yapısında değişim demek. Dolayısıyla kimyasal değişimde maddenin tanecik yapısında, moleküler yapısında bazı değişimler oluyor. Mesela örnek olarak yanma diyebiliriz. Yanma dediğim şey maddenin oksijenle birleşmesi demek. Dolayısıyla maddenin yapısı değişiyor, fizyolojisi değişiyor, kimyası değişiyor. Küflenme mesela. Artık o peyniri yiyebilir misin Tonguç küflenmiş peyniri? Veya yani, ekmeği yiyebilir misin? Yiyemezsin. İşte maddenin yapısı tamamen değişiyor. Veya mayalanma, ekmek mayalandıktan sonra artık un, mun, hamur, mamur olmaktan çıkıyor. Ve artık ne oluyor? Ekmeğe dönüşüyor Tonguç'um. Veya ekşimede yoğurt, süt yoğurt olduktan sonra tekrar süt yapamazsın. Dolayısıyla orada bakteriler, kimyasal reaksiyonlar gerçekleştiriyor. Ve kimyasal reaksiyonlarda kimyasal değişime yol açıyor. Diyoruz Tonguç evladım benim. Dolayısıyla genellikle böyle yanma, küflenme, mayalanma, ekşime, paslanma bir tane daha örnek vereyim sana Tonguç'um. Bunların hepsi kimyasal değişimdir diyoruz ve bir tane sorumuza geçiyoruz. Bir okul müzesinde gerçekleşen bazı olaylar tabloda verilmiştir. Buna göre hangi günlerde görülen değişimlerde maddenin iç yapısı değişmiş? İç yapısı değişmeni ne demek Tonguç öğrenmem? Benim? Yani kimyasal değişim demek. Bravo diyorum sana. Peki o zaman tarihi vazonun kırılması. Kırılma fiziksel değişimdir. Neden? Sadece ve sadece maddenin dış görünüşü değişiyor diyoruz. Okulun ilk mezunlarına ait resmin yırtılması, yırtılma fiziksel değişimdir. Futbol turnuvası sonrası kazanılmış olan gümüş kupanın kararması. Bu da kimyasal değişimdir çünkü oksijenle temas ederek gümüş kararma olayını yaşatıyor diyoruz. O zaman hangisi maddenin iç yapısı değişimidir? Yalnızca çarşamba diye bir cevabımız Adana diyoruz ve diğer sorumuza geçelim. Geldik yukarıda verilen olaylar aşağıdaki kavramlardan hangileri açıklanabilir demiş. Su döngüsü sırasında yağmurun yağması. Bir kere yağmurun yağması aslında su buharı moleküllerinin yoğuşaraktan su haline sıvı haline geçmesi demekti. Peki yoğuşmak ne demek? Hal değişimi demek. Hal değişimi o zaman ne demek Tonguç Evren benim? Fiziksel değişimdir. O zaman bu zaman fiziksel değişim diyoruz. Aşındırıcı özellikte asit içeren bazı yağmur damlalarının kayaçları aşındırıp tarihi binalara zarar vermesi. Bu da kimyasal değişim neden diyeceksin? Çünkü asit özelliği var ve kimyasal bir şekilde asitler maddelerin taşlarını aşındırıyor ve sonuçta kimyasal değişim oluyor diyoruz. O zaman hangileri açıklanabilir diyoruz? Fiziksel ve kimyasal değişim olan cevabımız Denizli diyebiliriz. Bravo diyorum sana Tonguç'um. Geldik artık sınav tarzı soruyla dersimizi gerçekten noktalayacağız. Kızılkül Aziz. Meyve suyu elde edilmesi sırasında meyveler hem kalite hem de teknolojik nedenlerle mümkün olan en kısa sürede işlenmelidir. Uygun koşullarda depolanamayan meyvelerde bazı olaylar gözlemlenir. Mesela limonun küflenmesi veya elmanın çürümesi. Bir meyve suyu fabrikasında görülen bazı olaylar vermiştir. Buna göre olaylarla ilgili hangisi söylenmez demiş. Burada bilgiyi vermiş, olayı vermiş. Sonra bununla alakalı hangisi gözlemlenmez, söylenemez diyor. Birinci olay fiziksel değişim. Küflenme bir kere kimyasal değişimdir. Bu söylenemez. Peki limonun iç yapısında değişme meydana gelmiştir. Evet doğru limon küflenirse kimyasal değişimdir. Bu iç yapısında meydana gelen değişimdir. Bu da doğru bak bir sürü dal var burada. İkinci olay kimyasal değişimdir. Evet elmanın çürümesi artık elma eski haline gelemez ve artık kimyasal reaksiyonlar olmuştur orada. O yüzden zaten çürümüştür. Bu da kimyasal değişim diyoruz. Elmanın kimyasal özelliklerinde değişim görülür. Evet doğru. Kimyasal değişim demek zaten kimyasal özelliklerin değişmesi demek. O yüzden cevabımızın Adana olduğunu söyleyebiliriz. Ödülü sorumuzu yap, yorumları yolla. Hadi bakalım.